Merve Han ve sevimli dostum İlka ile birlikteyiz. Merve hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok sağ ol. Nilka. Nilka. Nilka yine her zamanki gibi Nilka. Hareketli. Merhaba. 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 Nilka Ali Yeşilırmak'ı çok seviyor. Ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sizi gördüğünde valla benden daha çok seviniyor. Nilka gel bakalım. Merve ve Milka'nın buluşma hikayesi hayli duygusal. Ne yapıyor bu çocuk? İyi, ne yapsın? Yaramazlıklarını birazcık devam ediyor. Öncelikle kaç yaşında? Milka 2,5 yaşında. 2,5 yaşında. Evet. Ne zamandır sende? 2021 Nisan ayı, yok Şubat ayından beri bende. Yani kaç aylıktı o zaman? 2,5 aylıktı. 2,5 aylıktı. Irkı ne? Irkını ben söyleyemiyorum. Hassas noktamız olduğu birazcık için söyledim. Birazcık mix bir köpek. Dışarıda söyleyen, yani görenler de soruyorlar hani cinsine diye. İşte sokak köpeği diyorum ama bu nasıl sokak köpeği falan diye bir tepkiyle Allah karşılaşıyorum. Allah aşkına, ırk nedir zaten? Yani ırk nedir, ırkın evet. Irkın hiçbir önemi yok. Sevgisi önemli. Milka'nın dünya güzeli bir ruhu var. Neye benzediğinde hiçbir önemi yok. Bir sahiplenme hikayesi. Sen evet, bunu evet. Nasıl sahiplendin? Aslında hocam köpek biliyorsunuz bakmak aslında sorumluluk gerektiren bir şey. Böyle hı-hı, sevimli geliyor ilk başta ama çok büyük bir çocuktan daha öte bir sorumluluk gibi bir şey. Aynen öyle. Öyle bir düşüncem yoktu. Bu sosyal medyadaki hayvan sahiplendirme sayfalarında gördüm. Hı-hı. Bir düşündüm acaba bakabilir miyim diye. Sonra mesaj attım. Ordu'daymış. Ordu'dan pet makine aracıyla getirdiler. O gün başladı hikayemiz aslında. Milka çok hareketli bir köpek. Bu sokakta soruna neden oluyormuş. Beraber yaşıyorsunuz. Evde seninle beraber. Benimle beraber yaşıyor. Nedir Milka ile alakalı problemimiz? Milka çok hareketli bir köpek. Hareketli olduğundan dolayı da tabii apartman dairesinde birazcık zorluk yaşadık bu konuyla alakalı. Sonra işte sizinle tanıştık. Genelde böyle dışarıda bir kafede oturduğunda ya da yürüyüş yaptığımda dışarıdaki köpeklere karşı çok bir atak. Yani bir saldırma huyu yok ama beni rahatsız ediyor ve insanlara karşı aslında da. Atak atan bir sonraki aşaması. Tedbir alınmazsa yani o altında yatan sebeplerden bu eylemselleştirirse iş daha olumsuz yönlere gidebilir işin evet, aslı. Evet. Ondan dolayı işte böyle insanların üzerine atlaması. Evde siz baş başayken sıkıntınız var mı? Yani normal şartlarda. Baş başayken çok sıkıntımız yok. Yani ama benim daha yani benden farklı başka insanlar geldiği zaman şımarıklığı başlıyor. Ama şımarıklık ama yani. Baş başa pek bir problemimiz yok. Yani çünkü kemirmesi yani, yok, hiçbir şey yok yani. Uysal bir köpek o konuda. Harika. Yani ya o şımarması aslında biraz böyle doğanın hani çocuktur şımarır deriz yani kendi evet, insan evlatları için. Ya köpek de öyle yani gelişim çağında çocuktur şımarır. Bu rahatsız, inanılmaz rahatsız veya zarar verir boyuta gelmediği sürece hani mekanik bir şey değil. Zaten sen biliyorsun bunu. Evet, evet. Zaten çocuğunu o şekilde yetiştirdin. O şekilde sosyal, pozitif hale getirdin. Ya şımarıklığında atladı, zıpladı. Hani dediğim gibi rahatsız edici bir sorun teşkil etmedi sürece. Evet, yok hiç. Bunlar şey değil. Ali Yeşilırmak, Milka'nın yaşadığı sorunu tam olarak anlayabilme adına Merve'ye sorular sormaya devam ediyor. Burada ilginç bir nokta ortaya çıktı. Köpek fark ediyor mu onun için? Hiç fark etmiyor ama şöyle her köpekte mi? Yoksa bazı köpek... Ya Ali hocam... İşte siyah köpeklere saldırıyor. Küçük ya da ırk hocam. Küçük ırk. Küçük, özellikle Pomeryan ve Poodle'lara karşı bir nefreti var. Yani onları gördüğünde... Şimdi küçük ırk bir... köpekler aslında küçük köpek büyük köpek ayırmaz. Ama küçük köpekler biraz daha yaygaracı olduğu için köpeğin kafasında... Evet. Yani özgüvenleri biraz küçük ırkların normalden fazla olduğu için yaygaracıdırlar. Yaygaracı olması ne demek? Çok havlaması demek. Çok havladığı zaman sokakta gezerken karşı tarafa negatif bir enerji oluşturabiliyor. Evet. Yani çok havluyor. Düşünsene sürekli sana atar yapan, negatif falan yapan bir küçük bir canlı var. O da bunun dürtülerini devreye sokuyor. Evet, evet. O yüzden mimlemesinin sebebi o. Ama aslında burada problemimiz bizim. Köpek gördüğü zaman, küçük büyük ayırt etmeyelim. Köpek gördüğü zaman kontrolsüzleşebiliyor, evet, atak yapabiliyor. Evet. Buna dair ne yapacağız? Evet. Öyleyse hareket vakti. Ali Yeşilırmak dostlarıyla Milka'ya yardımcı olmaya çalışacak. Milka bakalım bir şeyler öğrenebilecek mi? Normal gezinti tasman boynunda. Hı hı. Ben arkandayım. Bunu almanı tamam, isteyeceğim. Ve yürümeni isteyeceğim. Tamam. Önce bir tekten yürüyeceğiz. Yavaş yavaş alana uyarıcı köpekler girecek. Hı hı. Tepkisine mi bakacağız? Aynen, tepkisine bakacağım. Tamam. Sen kontrol atak yapabilir. Her zaman kontrollü ol. Tamam mı? Tamam. Hı hı. Devam edelim. Takip. Devam et. Alabiliriz çocuklar. Şimdi uyaran geliyor.
serbest. Devam et Merve. Dur. Çok üstüne gitme. Otur. Harika. İşte böyle. Aferin sana. Bak atak yapabilir diyorsun ya, atak yapabileceğini her zaman öngör. Yani full güvende olma. Kontrolü hiçbir zaman elden bırakmaman lazım. Sen ne yaptığını bilirsen köpeği o şekilde hissettirirsin. Tamam. Tamam. Boşluk verirsen köpek dalabilir. İkinci denemeye geçiyoruz. Şah. Devam et. Şimdi bir oturtur. Şah hayır. Otur. Biraz bekle. Şah hayır. 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 Şimdi niye hayır? Olası bir negatif hamle yapmasın diye hayır. Bak kayış dengemi görüyor musun? Kontroldeyim. Şimdi söyledin ya köpeklere karşı bir agresyon olabilir evet. diye. Ben hayır diyorum ki kafasında öyle bir niyet varsa o niyeti çürütmek için hayır diyorum. Aslında bir hata yaptığı için hayır demiyorum. Hata yapmasın diye hayır diyorum. Devam edelim. Milka bir kez bile başka köpeğe atak yapmadı. Merve bu duruma şaşırdı. Ama hocam işin sırrı sizde galiba. Hiçbir şekilde bu kadar köpeğe tepki Umut, vermiyor. Hayır. Devam et. Ben çünkü kararlı duruyorum. Önemli olan burada kararlı durmak. Yani boşluk vermemek Merve. Benim etrafımdan çok fazla uzaklaşma. Hayır. Umut. Devam et, devam et, devam et. Şu hattı kullanalım Merve. Tamam. Bana bak bir. Şu hattı kullan. Dünya tatlısı bir çocuk Milka. Kurtarılmış bir köpek, sahiplenilmiş bir köpek. Sadece tek ihtiyacı olan daha kararlı bir duruş. Önce bir güvenlik koridoru oluşturdum, arkasındaydım. Güçlü durduğumu, güçlü olduğumu Milka'ya hissettirdim. Fakat sahibindeymiş gibi anladı bu. Sonrasında ben kontrol aparatını çıkardım. Mervan'ı yalnız bıraktım. Ve etrafta 3-4 tane köpek var. Bir geriliyor gibi oluyor ama o sağlam duruş karşılığında eylemselleştirmese bile o atağını stabil durmayı başarıyor. Ama aklından geçmiyor, anlamına gelmiyor. Yani burada kontrolü bırakırsa tekrar o hamleleri görebilir. Önemli olan kontrolü bırakmadan ilerlemesi. Milka yanına gelen çok sayıda köpeğe rağmen bir kez bile atak yapmadı. Burada bir hayır takip komutu verebilirsin. Hayır. Yapmasa takip. Bile. Evet. Ben bilerek yakın tutuyorum sana. Çok güzel. Bravo. Aferin Milka. Milka parkurda diğer köpeklerle iletişim kurmaya devam ediyor. Hayır. Şimdi dışarıdan aldı. Bana doğru gel. Çok güzel. Humus. Hayır. 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 Çok güzel. Bak bu. Tabii şu da önemli. Dışarıdan aldı. Şimdi bunların hepsi pozitif ve sosyal hayvanlar. Evet. Her zaman işin rengi bu şekilde olmayabilir. Dışarıdan aldığı enerji negatif mi pozitif mi? Diğer köpekten bahsediyorum. Karşısında çok negatif bir köpek onu tetiklerse evet. orada senin ekstra bir şey yapmadan sadece olay mahallini terk etmen genelde gerekiyor. Genelde öyle oluyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani şimdi bunlar çok sosyal ama bir de işin rengi farklı. Onu tetikleyecek, reaksiyonu sağlayacak bir hayvan çıkarsa karşısına o zaman daha kontrollü olman gerekiyor. Çünkü iş bu sefer senden çıkıyor. Karşı tarafın tahriyle uğraşmış oluyorsun. Evet. Ama bu da bir aşamadır. Ama ilk izleyeceğin yol Merve budur. Yani kontrollü, kararlı ve ne istediğini bilen bir Merve. Zaten... Eğer sen bunu bilirsen bunu köpeğine, zaten köpeğinle birsin. Hı-hı. Tamam mı? Yani çok iyi bir uyumunuz var. Köpeğine hissettirirsin. Merve diğer köpeklere atak yapan köpeğiyle ne yapması gerektiğini kısa sürede öğrendi. Milka ile köpeklere karşı bir agresyon problemimiz vardı. Dışarıda gezmekte çok zorlanıyordum. Ali Bey ile küçük bir eğitim yaptık şu anda ve çok da etkili oldu çünkü hiçbir köpeğe tepki vermedi. Hiçbir köpeğe de agresyon göstermedi. Çok teşekkür ediyorum. Bunu günlük hayatımızda da uygulayacağız.